Özcan yine sıcak sular akmıyor la. Şu kettle'ı kap da bir su kaynat hadi. Sürekli kettle'la olacak iş mi Radi abi? Şu yöneticiyle konuşmamız gerek artık. Geceden beri alt kattan dandum sesler geliyor. Onu da bir konuşalım da şu herifleri uyarsın. He, giriş kata yeni bir dönerci açılmış da kolonları kesiyorlar. Yuh, kolonları mı kesiyorlar? Aynen, apartmanın girişini de restorana katmışlar. Bundan sonra eve yangın merdiveninden gireceğiz. Öyle şey olur mu Radi abi? Hafta sonu apartman seçimleri var. Bu yöneticiyi kesin değiştirmemiz lazım. Hah, kim uğraşacak oğlum yöneticilikle? Adam 10 yıldır öyle böyle yönetiyor işte. İşte böyle diye diye bu hale geldik Radi abi. Apartmanın çivisi çıktı. Merdivenler bile aylardır silinmiyor. Kimsenin huzuru kalmadı. Her dairede onlarca şikayet var. Biz değişim istemezsek bu düzen değişmez. Sonra da hiçbirimizin bir şey demeye yüzü olmaz. Doğru. O zaman kıçıma bir don giyeyim de diğer dairelerle konuşalım. Buyurun. Nergis Hanım, selamünaleyküm. Merhaba. Efendim, biz komşuyuz. Üst daireden geliyoruz. Apartman yönetiminden şikayetçi misiniz acaba? Ay evet, şikayetçiyim. Kaç gündür tavandan su akıyor. Yöneticiye 40 kere söyledim, ilgilenmedi bile. He, arka balkona jacuzzi koydum da rutubet yapmıştır. Nasıl? Neyse, önümüzde apartman seçimleri var. Biz de yeni bir aday arıyoruz. Nasıl bir aday olsa oy verirsiniz? Vallahi ben bıktım Radi Bey, bıktım. Tribişonu koysanız tribişona veririm. Anladım, peki, teşekkürler. Adayımızı biz sonra açıklayacağız. Hayırlısı olsun. Görüşmek üzere, iyi günler. Yavrum, babam burada mı? Babanla bir konu konuşacağız. Babam Kayseri'de. Belki bayramda gelir. Bayrama kadar bekleyemem. Babanı çağır da gelsin hemen. Babamı ne yapacaksın ya? Apartman yönetimi seçimleri geliyor. Aday nasıl olsun onu soracağız. E tamam, ben de kiracıyım burada. Öğrenciyim ben. Söylesene şolu beş kulak. Adamı ne diye Kayseri'den çağırttırıyorsun? Radi abi. Dayı sen ne diyorsun ya? Kardeş, biz bir aday belirleyeceğiz. Nasıl bir aday olsa oy verirsin? Ben oy moy vermem abi. Siz bakın işinize. Neden la? Yönetimden memnun musun? Yo, değilim. Başkası gelse ne değişecek abi? Sistem aynı sonuçta. Ben oy vermiyorum. Biz kazanırsak bunu buradan attıracağım. Boş ver abi. Demokrasi. Demokrasiyle attıracağım. Evet. Kardeş, biz alt kattan geliyoruz da. Bu yönetici Timur Bey'in yerine yeni bir aday belirleyeceğiz. Sence nasıl biri olsun? Timur Bey'in neyini beğenmiyorsunuz lan? Yavuşaklar. Adam ne güzel hizmet yapıyor. Hizmet mi yapıyor? Apartman rüzgarda yıkılacak lan. Neyin hizmetini yapıyor? Lan nankör köpekler, adam asansör yaptı lan. Asansör yaptı. Asansörü biz yaptık dingil. Biz toplamadık mı parasını? Adam çelik kapı yaptı. Onu da biz yaptık. Her daireden biner lira para topladık geçen ay. Timur Bey mi yapmış oluyor? Merdiven yaptı amına. Merdiven olmayaydı yukarı nasıl çıkacaktın? Bak birader, en alt katta kolonları kesiyorlar. Ben 4. katta oturayım. Dış cepheyi boyatacağız diye para topladık. O paralar da Indira Gandhi oldu. Ben daha vermemiştim. Çatıyı da tamir ettirecekti sözde. Kedi misin amına, çatta ne işin var? Lan otomatiğe bas, sürüm kapı açılıyor. Timur Bey daha ne yapsın? Benim adamım Timur Bey'dir. Kaynanam yoluna kurban olsun. Amin kardeşim. Gidelim Özcan. Evet. Apartman sakinlerinin görüşlerini aldık. Her biri farklı profillerde, farklı sosyoekonomik seviyelerde, farklı coğrafyalardan gelmiş heterojen bir grup. İstekleri var. Kendilerine has sorunları var. Bunların yanı sıra apartmanda hepimizin yaşadığı ortak sıkıntılar da var. Bizim yapmamız gereken tüm bu sıkıntıları giderecek en doğru kişiyi bulup onu aday göstermek. Ama olmazsa olmazımız demokrasi Özcan. Herkesin fikrini önemseyeceğiz. Herkesin oyunu arkasına alıp kazanabilecek bir aday belirleyeceğiz. Aynen Radi abi. Biz birkaç tane isim bulalım, sonra kapı kapı gezip soralım. Eğer herkesin kafasına yatan biri olursa bu seçimlerde kesin... Adayımız Niyazi dayıdır Özcan. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyor lan, ne diyor? Kafayı mı yedin Radi abi? Niyazi dayı ne alaka?
Niyazi dayıdan daha iyi aday mı bulacağız oğlum? Adam yaşını başını almış, olgun bir adam. Parada pulda gözü yok. Kimsenin hakkını da yemez. Üstelik alnı secdeye değiyor. Pilates yapıyorum. Niyazi dayı bu seçimi kazanamaz Radi abi. Düzgün bir aday seçelim. La Timur Bey'den herkes şikayetçi. Niyazi dayının kazanmama ihtimali yok. Ayrıca ben uğraşamam. Niyazi dayı aramızdaki en boş adam. Kendini tam manasıyla apartmana verir. İyi de garanti bir adayla gitsek. Aha, Ahmet Hakan arıyor. Efendim Ahmet Hakan. Radi Bey, aday belli oldu mu? Aynen, adayımız Niyazi dayı. Apartmanı püripak tertemiz yapacak. Seçilirse. İşte o alt kattaki kolonları kesen eşşoğlu beş kulak var. Bir de bir tane boykotçu sıpa var. Ya, onları buradan komple alacak. Seçilirse değil mi? Ne bileyim, yani, merdivenler olsun, asansörü olsun, yani, bu kapı boşlukları olsun. Yani bir dakika Radi onları Bey. Onları falan bir güzel tertemiz. Seçilirse değil mi? Seçilirse tabii la. Gerizekalı mısın nesin? Evet arkadaşlar, adayımız hayırlı olsun. Ne diyor lan, ne diyor? Merhaba, buyurun. Nergis Hanım, selamun aleyküm tekrardan. Adayımız Niyazi dayı. Allah'ı utandırmasın. Evet, ilk bakışta bok gibi bir aday diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama öyle düşünmeyin. Ya da düşünün, çok da hafifi. Ancak size şu kadarını garanti edebilirim ki, Niyazi dayı 10 numara bir aday. Yani ne diyeyim, bilemedim ki. Neden? Balıkesirli diye mi? Nasıl? Balıkesirli olduğu için mi oy vermek istemiyorsunuz? Yani ben Balıkesirli olduğunu dahi bilmiyordum ki siz bana... Hayır, şimdi burada sırf Balıkesirli olduğu için dışlanıyormuş gibi oluyor da. Yahu ne münasebet ben... Şunu hiçbir zaman unutmayın ki Nergis Hanım. Balıkesirli olmayı bu insan seçmedi. Evet, belki hepimiz Balıkesirli olabilirdik. Şimdi bize düşen bu Balıkesirli dayımızı kucaklamak değil de nedir? Neyse, mecbur vereceğiz artık. Aynen, mecbur vereceksiniz. Ha! Bir oy garanti. Şimdi bu dayı mı aday? Aynen kardeş. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ben oy kullanmayacağım kanka. Neden? Bir kere liderlik vasfı yok abi. Ayrıca bıktım boomerlardan. Boomer ne lan? Puş gibi bir şey. Ben oy vermeyeceğim. Attıracağım la bunu. Kanun var Radi abi. Kanunla attıracağım. Aşırı tırsıyorum Radi abi. Kazandık mı acaba? Bu çocuk oy vermeyeceğim falan diyordu. Seçimde her şey sandık başında belli olur Özcan. Sandığa gidince bir an için her şeyi unutur ve kendin için en doğru olanı yaparsın. O anda her karar değişebilir. 4 numara %100 Timur Bey'e verdi. Timur Bey de kendine oy vermişse eder 2 oy. Şu boykotçu tıfıl oy kullanmayacağım dedi ama sandığa gidince dayanamamıştır. Oyunu Niyazi dayıya verdi diye tahmin ediyorum. Nergis Hanım bir Balıkesir ırkçısı. Nalet olası faşist bir zihniyete sahip olsa da yine de vicdanının sesini dinlemiş ve Niyazi dayıya basmış olmalı. Yani 2 oyumuz garanti. Artık sadece sonucu bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, oy kullanma işlemi tamamlandı. Sonuç şimdi önüme geldi. Yeni apartman yöneticimizi açıklıyorum. Açıkla bakalım Timur Efendi. Abbas Yolcu mu artık? Vallahi paşa keyfiniz bilir. Bu apartmanı ben bok ettim. Düzeltmesini de ben bilirim. Benle karım Hatice de Timur Bey'e bastık. Allah baldızımdan assın, sana versin Timur Bey. Kayınpeder yoluna kurban olsun. Çok yanlışlar yaptın Timur Bey. Artık herkes değişim istiyor. Onu birazdan göreceğiz bakalım kim ne istiyormuş. Açıyorum. Aç. Açıyorum o zaman. Aç lan. O zaman açıyorum. Aç artık. Açtım. Aha, gene ben kazandım. Lan boykotçu zibidi. Senin yüzünden oldu. Bana ne lan? Benle ne alakası var? Sen oy kullanmadın diye adam kazandı. Ben söyledim size. Oy kullanmayacağım dedim. İyi bok yedin. Bak adam senin yüzünden yine. Bir dakika ya. Bu eleman kullanmasa yine kazanamaz ki Radi abi. Sen 1, ben 2, Nergis Hanım 3. Bu sığırla karısı Timur'a vermiş. Timur da kendine verdi. Başka kim Timur'a bastı ki? Niyazi dayı. Sonuçta bildiğimiz adam. Halbuki sadece tanınır olmak değildi başarı. Dışarı fışkıran libido yüzünden binlerce hayranı peşinde koşturmak değildi sadece. Öyle olsaydı Haluk Bilginer mi alırdı Emmy ödülünü? Haluk Bilginer'de libido mu var? Haksız mıyım Soner?
Haluk Bilginer'de libido mu var? Haklısın. Tarkan, Haluk Bilginer'de libido mu var? Doğru. Hadise sen söyle. Haluk Bilginer'in libidosu mu kalmış? Hadi abi. Tamam.